Özellikle menopoz sonrası alınan kilolar, meme kanserinin en önemli şeyi de birisi de östrojen hormonuna uzun süre maruz kalmak. Menopoz sonrası kilo alan hanımlarda östrojen hormonu yağlı dokuda şey yapıldığı için bu kadınlarda da meme kanseri gelişme riski bir miktar daha fazla olduğu gösterilmiştir. Menopoz sonrasında kilo daha alınması mı? Evet, kilo alınması. Evet. Peki menopoz sonrasında biraz daha mı risk artıyor yoksa risk oranı biraz daha mı? Risk faktörleri nelerdir peki hocam? Risk faktörü bir kere kadın olmak en önemli evet. Risk faktörü. 50 yaşından büyük olmak gene bir kadın olarak 50 yaşından büyük olmak gene bir risk faktörü. Erken adet başlaması, geç bitmesi gene bir risk faktörüdür. Çünkü bu arada östrojene olan maruziyet süresi daha uzundur. Evet. Menopoz sonrası menopoz semptomlarını azaltan bir takım hormon replasmanlarının uzun süre uygulandığı kadınlarda risk gene artmış durumdadır. Genetik olarak ailesinde varsa diğerlerinde olabilme riski gene artmıştır. Uzun süreli oral kontraseptif ilaçların çok uzun süreli kullanılmaları gene risk arttıran bir şeydir. Alkol, sedenter yaşam, demin söylediğim gibi monoton yaşam, beslenme bozuklukları gene yani dengesiz beslenme. Erken doğum yapma. Erken doğum yapma ya da geç doğum yapma. Geç doğum yapma ya da hiç doğum yapmama ya da ilk doğumunu geç yaşta yapma. Gene bunlar riski arttırdığı söylenen faktörler arasında sayılıyor ama hani. Ama kesin bir veri değil. Yani kesin veri bu riski arttırdığına dair ama diğerlerine göre bir miktar daha risk kategorisi düşük. Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani birisinin de mesela risk diyorum ki atıyorum %35 artmışken evet. Bunda %15 artmış oluyor yani. Yani zaten de başlı başına az önce belirttiğiniz gibi kadın olmak. Her 8 kadından biri hayatı boyunca meme kanseri ne yakalanma riskine sahip. Bu hesaplanmış risk şeyidir. Kadınsanız 8'inizden biri mutlaka hayatı boyunca meme kanseri olacaktır. Ama tedavisi de mümkün. Evet, tedavisi mümkün. Mesela Türkiye'de yaklaşık 70 bin kadına yeni kanser tanısı konuluyor. Evet. Ve bunların da yaklaşık 17-18 bin adeti meme kanseri. Yani Türkiye'de bu kadınların, yani yeni kanser tanısı konan kadınların %25'i meme kanseri. Yani yeni kanser tanısı konulan her 4 kadından biri meme kanseri. Yani bu sıklığı siz artık düşüneceksiniz. Evet, onun için de söylediğiniz tüm önlemleri evet, dikkat alacağız. Edecek. Dikkat en azından edeceğiz. Benim kadınlara söylemek istediğim, buradan vurgulamak istediğim en önemli şey 20 yaşından sonra mutlaka ve mutlaka kendi kendine meme muayenelerini yapmaları. Ve yılda bir kere de ultrason eşliğinde hekim muayenelerini yaptırmaları. 40 yaşından sonra da mutlaka ve mutlaka gene kendi kendine meme muayenesini yapacaklar. Ve yılda bir kez de en az ultrason ve mamografi eşliğinde hekim muayenesini yaptıracaklar. Bunun haricinde eğer genetik olarak bir risk faktörü varsa ailede eğer şey olarak görülen bir hastalıksa o zaman bu süreler daha kısa olacak.